Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, rejide sevgili Ali Vatansever'le birlikteyiz yine bugün ekibimizden. Bugün COVID-19 ve mimarlığı tartışmak üzere sevgili konuğum Hülya Ertaş'la birlikteyiz. Sevgili Hülya, 21 Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, mimar ve Belçika'da şu an Brüksel'de doktora çalışmalarına devam etmekte. Kendisi 21 Dergisi'nde de hem kendi yazılarında hem de ses verdikleri, yer verdikleri köşe yazılarında COVID-19 ve mimarlığın, mekanın, bunun imlediği adaletsizliklerin ve şiddetin aslında çok veçeli, çok kapsamlı çeşitli yazılarla ele alınan çeşitli aslında seslere yer verdiler. Dolayısıyla COVID-19 ve mimarlık dediğimiz zaman aklımızda uyanan bu çok kapsamlı ve aslında 45 dakikaya sığdırması son derece zor olacak programda kendisine ses vermekten ötürü son derece mutluyum. Çok teşekkürler ve hoş geldin sevgili Hülya Ertaş. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şehir Hepimiz programında olmak harika. Medyascope'da olmak da harika. Ben böyle yıllarca konuşmalardan önce teşekkür eden insanlara hep kutayla baktım. Çünkü ben her zaman unutuyorum öyle şeyleri. Ama açıkça şimdi böyle vaktini ve fırsatını bulmuşken Medyascope benim gerçekten takip ettiğim yegane bağımsız haber kaynağım. O yüzden bütün emeği geçen herkese, bütün Medyascope ekibine ve de tabii ki özel olarak Şehir Hepimizin ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz çok teşekkür ederiz. 21 olarak da seni burada konuk ediyor olmak bu konuyu konuşmak için son derece önemli benim için de. Dolayısıyla davetimizi kabul ettiğin için çok çok teşekkürler. Şimdi COVID-19 ve mimarlık deyince hakikaten mekan dediğimizde özellikle kent ölçeği, gezegen ölçeği, bir yandan domestik mekan ölçeği, bir yandan sokak ölçeği gibi aslında pek çok farklı ölçüye de referans veriyoruz. Bir yandan mimarlık dediğimiz zaman mimarlık disiplininin, mimarlık pratiğinin, bugünün ileri kapitalist neoliberal dünyasının yeniden üretmekte oldukları adaletsizlikleri, şiddeti inleyen, bir yandan mimarlık tarihine baktığımız zaman verem salgınlarıyla, kolera salgınlarıyla başlayan bir aslında hijyen eğiliminin ve bütün bunların tekrar çeşitli kurallarla, çeşitli ideolojilerle ne kadar aslında formülize edildiğine dair de aslında pek çok farklı yere işaret eden bir mesele mimarlık dediğimiz zaman. Bir yandan yıldız mimar figürüne baktığımız zaman mimarlık disiplinindeki ve bütün bu yıldız mimarlık sisteminin yeniden üretimlerine baktığımız zaman aslında bütün bu salgının başlangıcıyla ve bütün bu salgın sürecinin de işaretledikleriyle ilgili de çok düşündürücü, çok fazla konuşulacak konu başlığı var. Özellikle bugün sevgili Hülya ile birlikte bugün medyada da takip edebileceğimiz gibi özellikle mimarlık medyasında mimarlık bürolarının ya da mimar figürünün disiplinin içinden bu COVID-19 salgının Mart ayında özellikle Türkiye'de ve Ocak ayı başından beri söylemek gerekirse patlak verdiği andan itibaren ki reflekslerindeki problemleri ya da sorgulanabilecek olan kimi tehlikeli kısımları, kör noktaları konuşalım ağırlıklı olarak dedik. Çünkü mekan dediğimiz zaman aslında elbette ki bir seri program bile değil, hatta bir yayın döneminden bile uzun sürebilecek pek çok farklı konuyu da inliyoruz. Bakalım süremiz yettiğince değinmeye devam edeceğiz bu meselelere diyeyim. Evet, ilginç olan şey bence özellikle ilk başta hepimiz yarı şok, yarı bilinmezliğe doğru adım atarken karşımıza birden mimarların üretmiş olduğu salgına dayanıklı mekanlar çıkıverdi. İlk başta insan şöyle düşünüyor. Bunları ne zaman yaptınız gerçekten? Yani hani çünkü bayağı kaliteli renderler, bir kısım filmler vesaire. Hangi ara? Tahminen yani bir ihtimal her şeye başladığı ve de işler durduğu için kendi ellerindeki emek gücünü buraya yönlendirmiş olabilir ofisler. Neyse bu spekülasyonlara girmeyeceğim ama benim için en önemli olan şey özellikle bu yıldız mimarlık ve de mimarlığın postpolitik dönemi 90'lardan hemen hemen bugüne kadar belki 2008 ekonomik finansal krizinden sonra bir takım kırılmalar yaşandı mimarlığın yapılma biçimlerinde vesaire de ama yine de genel daha ana akım mimarlık yapma biçimine ve de mimarlık kültüründeki baskın olan figürlere baktığımız zaman bu neoliberal mimarlık yapmanın daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz ve bunu söyleyebiliriz. Mimarlık
bütün bu süreçte kendisini bir, daha doğrusu mimarlar, çünkü belki de direkt özneyi işaret etmek gerekiyor. Kendilerini servis sağlayıcı pozisyonuna indirgedikleri için gündemle olan alakaları ya da gündemi belirleme güçlerini kendi kendilerini yitirdiler. Salgın dolayısıyla ortaya çıkan çok mekansal bir problem oldu. 1,5 metre mesafede durmak zorundayız. Ve bence bundan çok heyecanlandılar. Ve dayanamayıp bütün o tasarımları yaptılar. Çünkü başka aklıma hiçbir şey gelmiyor açıkçası. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü birincisi nasıl kolera, veba vesaire gibi salgınlar geldi. Evet, bir takım değişikliklere işte hijyenik mekanların, binaların içinde sabit tesisatlar ve altyapılar olarak yer alması vesaire gibi falan değişimlere yol açmış olsalar da şu anki salgının mimarlıkta uzun vadede nasıl bir şeyi etki edeceğini değil de sadece bunu 1,5 metre mesafe ya da daha önceki yayında Gül Koksel ile konuştuğumuz bu Hollanda'daki lokantadaki gibi böyle cam küpler içinde servis edilen iki kişilik heteronormatif aile kurgusunu tekrar üretmeye kadir oldu sadece mimarlık. Yani böyle bir, nasıl diyeyim, iktidarsız muhteşem diye bir laf var Türkçe'de. Bana tam olarak onu çağrıştırdı. Yani tabii ki yani ben de mimarım ve de bence çok önemli ve de bir takım değişimlere yol açabilecek, kendi içinde bir takım güçlere, tabii ki de zayıflıklara da sahip olan bir meslekten bahsediyoruz. Bence belki de o yüzden bu kadar fazla tepki veriyor olabilirim ya da fazla eleştirel bakıyor olabilirim bütün bu tasarımları, ama çok daha iyisini yapması gerekiyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü sorunun gerçekten mekansal bir boyutu var salgının. Ve de bunun, yani özellikle şu anda ikinci dalgayla birlikte ne kadar uzun süreceğini kestiremediğimiz için neyi nasıl etkileyeceğini de bilemiyoruz. Öte yandan da yani benim için tek gönlümü ferahlatan şey felsefe alanında ya da işte sosyal bilimlerden olan düşünürlerin de çok beceriksizce tepki vermiş olmasıydı ilk başta. Dolayısıyla böyle demek ki biz de bu entelektüel kültürün parçasıyız diye düşünüyor insan. Bir de tabii ki bir takım bence akademik refleksler de var. Yani eğer şu an bir şey söylemezsem dünya değişiyor, bu değişimde benim bir parmağım olmayacak gibi böyle yarı narsisistik, yarı aslında fayda sağlamaya çalışan iyi niyetli girişimler olduğunu düşünüyorum bunların. Ama böyle çok hızlı tepkilerin hem tartışmaya bir faydası olmadığını, hem gündelik salgın mücadelesine zaten bir faydası olmadığını hepimiz biliyoruz herhalde. Şeyi kestiremiyorum, bu COVID tasarımlarını yapan mimarlık ofislerinin halkla ilişkiler çalışmaları açısından bir faydası oldu mu tasarımlarının, olmuş olabilir. Çünkü sabah akşam o gündemle yatıp kalkan bir güruh için aslında çok şey, güzel bir yemek servis ettiler. Evet, kesinlikle. Bir yandan da bu işaret ettiğin mesele ilginç işte. Bu mimar figürünün, Esra Akçan da bundan bahsediyordu bir söyleşisinde, aslında bir sarkaç gibi kararsızca salınmasını müthiş bir şekilde gözlemledik bu salgının ilk patlak verdiği bahar başlangıcında. Yani bir yandan ben ne yapabilirim ki, zaten benim hiçbir etkim olamaz gibi bir düşünce hakim, bir yandan da senin ifade ettiğin gibi hemen bir
çözüm üretme. Yani mimarlığın süreç değil, özellikle şu anki baskın anak mimarlığın çözüm üretme ve kalıcılık tutkusunun ne kadar problemli olduğunu sürekli sen de vurguluyorsun çeşitli yazılarda, konuşmalarında, söyleşilerinde. Tamamen böyle bir perspektiften, böyle bir reflekste anında bir sorun var, bir çözüm üretmeliyiz demesi ve hani bir aslında problemin çok boyutlu veçelerini hiçbir şekilde anlamadan, bunun işte dokunmadan süpermarket raflarının değişiyor olması gibi bir noktada tutup bunu yine işte bir sonuç odaklı havalı renderlarla, üç boyutlu modellemelerle çeşitli medya sitelerinde, mimarlık medya sitelerinde üstelik servis ediyor olmaları son derece aslında mesleğin bugünkü ana akımdaki paradokslarını bir nevi yeniden üretiyor. Aslında salgın gibi bir krizde dahi bu şekilde refleksle karşılık veriyor olması. Bir de bence her ne kadar salgının kendisi çok küresel olmuş olsa da farklı ülkelerin farklı aldıkları salgınla mücadele kararları yüzünden çok farklı deneyimlendi. Mesela ben en iyi bildiğim, yani en çok haber aldığım yer Türkiye olduğu için ve de kendim şu anda Belçika'da yaşıyor olduğum için kamusal mekana bakışımız mesela farklı. Burada en başından itibaren sokağa çıkmak ve de yürüyüş yapmak teşvik edildi. Ve de biz birdenbire ben evime çok yakın olan ve sadece arada yılda işte 2-3 kere gittiğim parkın böyle dev kıymetini anladım. Bu esnada Türkiye'de insanlar ceza yiyorlardı parklarda. Dolayısıyla salgın çok küresel. Bu 1,5 metre kuralı çok küresel. Ama uygulama biçimleri aslında ya da kişisel olarak deneyimlenme biçimleri bir yandan da ülkelere bağlı olarak değişebiliyor. Yine de genel, işte çünkü Richard Sennett'in bir yazısı çıktı Domus'ta. O da böyle bir kamusal mekanı unutmayalım, sadece ev değil minvalinde bir şeyler diyordu. Çünkü bir yandan o esnada İtalya'da falan da böyle bir sokağa çıkma yasakları vesaire falan vardı. Şimdi düşünüyorum, ev üzerine yapılan bu aşırı vurgunun nereye varacağı belki ilginç bir tartışma olabilir. Çünkü çok ayrıcalıklı pozisyonlardan bu tartışıldı. Burada tabii kültürü kimin ürettiği, COVID'in gündelik hayatı nasıl etkilediğini rapor eden ya da işte bunu haberleştirerek bizlerle paylaşanların kim olduğu vesaire falan hepsi bir araya geliyor. Çünkü evde kal ve sağlıklı kal mottosu sadece evde kalma lüksüne sahip olanlar için geçerliydi. Bu ilk başta öne sürülen, işte görüyor musun işte Hollywood yıldızları da yakalanıyor, ne kadar demokratik bir salgın, tartışmalarının da anlamsızlığı ortaya çıktı. Ben bir arkadaşımla konuşurken böyle Trump henüz daha virüse yakalanmamıştı. Bu kadar umursamıyor ki yakalanacak herhalde diye konuştuk ve sonra şöyle dedi arkadaşım. İnşallah yakalanmaz çünkü ona bakmak için harcanacak ilaç ve doktor sayısı yüzünden 3 kişi mahrum kalacak. Yani hani orada bir tedavide de eşit değil kimse. Böyle bir bilmiyorum katman katman eşitsizlikler ve de aslında böyle görünmez olan şeylerin bir kez daha üstünün örtülerek görünmezleştirildiği bir süreçmiş gibi geliyor. İnsanlar insanlara kızıyor, o niye sokakta dolaşıyor, işte çocuklar neden ortalıkta koşuşturuyor vesaire diye. Yani o çocuğun, senin çocuğunun odası gibi bir odası yoksa evinde vesaire falan, bu böyle bir bütün dünyayı kendi dünyamızdan ya da kendi sınıfımızın yaşıyor olduğu dünyadan ibaret sanma ve de bütün mekansal organizasyonların da buna benziyor olduğunu zannetme gibi
başka bir hastalık daha gün yüzüne çıktı bence. Ve de açıkçası benim bütün bu salgının esnasında bolca yürüyüşlere çıkıp ilk başta işte Mart zamanında, Mart ve Nisan'da yürüyüşlere çıkıp uzun uzun konuştum Aslı Çiçek. Onunla böyle kendi kendimize öğrettik. Kimseyi yargılamamamız gerekiyor. Bunu öğrenmek zorunda kaldık yani birbirimizi sakinleştire. Çünkü bir yandan çok bireysel bir şeyin çok kolektif sonuçları olabildiğini fark ettik. Yani bütün bu kapitalizmin kendi kendini kurtar mottosunun çalışmadığı bir dönemdeyiz. Yani şu anda eğer hastaysan kendi kendine bakman yetmiyor. Şu anda hastaysan başkasına da bulaştırmaman da gerekiyor. Ve o toplumsallığı üretemeyen bireyin salgını bu aslında. Bu şu yüzden bence yani şu an olmuş olmasın yani bir salgın olması her zaman üzücü de şu an olmuş olmasının bir yandan bence en üzücü kısmı da özellikle bu 2008 finansal krizinden sonra Gezi Parkı vesaire Occupy Wall Street gibi bütün dünyada başlayan bu Stavros Stavrides onu meydanlar hareketi olarak adlandırıyor. Belki onu öyle kullanabiliriz. Meydanlar hareketinin yarattığı bir daha tabandan örgütlenme, bir araya gelme, kolektiflik. Bu kolektifliği kurgulayabilmek için de mekanları üretmek, müşterekleri müştereklere izin veren ve onları çoğaltacak olan mekansal düzenlemeleri kurgulamak vesaire gibi böyle bir aslında normal hayatta birbirine değmeyecek olan insanların bir araya geldikleri bir takım küçük topluluklar kuruluyordu. Şu anda salgın ilk başlarında bunların bir kısmı acil yardım organizasyonlarına dönüştüler. Ama yine de bu acil durum organizasyonunun haricinde daha gündelik hayata dair bir şeyleri değiştirip dönüştürebilecekleri ortamları üretmeleri önemli. Bu işaret ettiğin önemli aslında. Buradan da bir önceki aslında yanıtına tekrar bağlamak istiyorum. Tabii bir yandan tüm öznellikleri, tüm biricik deneyimleri kendi biricik deneyimiymişçesine hareket etmenin imlediği birçok çok tehlikeli nokta var. Bütün bu var olan adaletsizlikleri, şiddeti kendi bakış açısından kapsayıcı olmadan bütüncül bir yerden tekrar yeniden üretmek özellikle ana akım mimarlık pratiğinde çok en büyük, en tehlikeli kör noktalardan birisi ve özellikle COVID-19 salgınında bunun yeniden üretildiğini, özellikle ilkbahar aylarının başındaki medyada sıkça yer alan projelerde, önerilerde görmüş olduk. Bir yandan domestik mekan meselesine süremiz el verdiğince ilerleyen vakitlerde tekrar geri dönmek önemli. Bir yandan herkesin evinin bir olduğu yaklaşımının birçok farklı tehlikeli boyutu yeniden üretmesi durumu var. Birçok insan örneğin son dönemdeki araştırmalarda yazıldı, çizildi. Bu yüzden istismarcısıyla birlikte aynı mekanda kalmak zorunda kaldı. Ev dediğimiz herkes için aynı mı? Herkes evde kalabilir mi? Bunlar zaten konuşuldu. Buradan ama ben aslında bir önceki yanıtına tekrar bağlamak istiyorum. Bu kamusal alan meselesine ve en son sen de az önce orada bitirmiştin. Aslında bu ana akım mimarlığın ya da ana akım tasarımcı figürünün diyelim bu mitik eliyle uzanarak bu salgının en başındaki önerilerinde kamusal alanda örneğin ilk New York'ta başladı sonra buradaki belediyelerde dahi uygulamasını gördük. İşte bu şirin kireçle ya da boyayla çizilmiş kimi 1,5 metrelik halkalarla parkta insanları sosyal mesafeyle, fiziksel mesafe değil sosyal mesafeyle oturmaya teşvik ettiği kimi tasarımlar var mesela ve bunun gibi birçok tasarımda ben şunu gözlemledim. Refleks olarak bu tasarımcı figürü kamusal alanda insanları ayrıştırmaya yönelik olarak bir tepki geliştirdi. Bütünleştirmeye değil. Şimdi burada aslında ilginç bir durum var. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun diye ben sormak isterim. Ben açıkçası kamusal alanla ilgili tahayyüllerimizin ne kadar kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bugün bir tur daha bakarken bu COVID tasarımlarına gördüm ki Arup Parklet tasarlamış. Parklet
90'larda başlayan bir akım ya da mekan üretme pratiği diyebiliriz. O araba park alanlarını alıp oralara bir takım kentsel mobilyalar yerleştirme üzerine çok sayıda yapıldı. Çoğunlukla geçici çözüm olarak yapıldı ve her zaman bunlar küçük böyle ad hoc tasarımlardı. Ucuz paletten yeniden kullanılan malzemelerle vesairelerle falan yapılıyordu. Bunu şu anda Arup'un tasarlıyor olması parkletleri bence yani bütün bu toplumsal yani mimarlığın toplumsal olarak üstlenmeye çalıştığı rollerin hepsinin de nasıl tekrar sistem tarafından kendini yeniden üretmek için kullanıldığını çok harika bir göstergesi. Onun dışında bir diğer şey işte lokantalar ve barlara daha fazla alan verildi. Burada Brüksel'de de bir takım arabalar için ayrılmış olan park yerleri masa sandalyeye dönüştürüldü. Bir yandan bakınca bunlar böyle harika fikirler ve de şehri canlandırıyormuş gibi görünüyor olsa bile yemek yiyip içki içtiğimiz bir kamusallıktan başka hiçbir tahayyülümüzün olmadığını da göstergesi ve bence gerçekten hayal gücümüzün çok, özellikle kamusal mekan kullanımında çok kısır olduğunu gösteriyor. Ve de yani 1,5 metrelik mesafeyi korumaktan ve de bunun içinde yerlere çemberler çizmekten başka hiçbir şey aklına gelemiyor olması mimarların ve plancıların da gerçekten çok üzücü. Ve de çok komik bir yandan da. Yani eğer bana şu anda gündelik hayata mekansal olarak salgın nasıl yansıdı diye bakacak olursak kasiyerlerle müşteriler arasında konulan plexiglaslar ve de bantlarla yerlere yapılmış olan işaretlemeler gerçeği. Hiç o renderlara benzemiyor açıkçası. Yani istediğiniz kadar sarıya, o çok havalı olan sarıya boyasanız da olmuyor yani. Tek belki pozitif olarak buradan çıkarabileceğimiz şey kamusal alanı belki yeniden hatırlamak ve düşünmek olabilir. Ve de onunla ne yapmak istediğimize bakmak. Oyun oynamak, bilmiyorum, spor yapmak, başka şekillerde karşı karşıya gelmek. Madem 1,5 metre mesafeyle zaten kendi arkadaşlarımızla da durmak zorundaysak, tanımadığımız insanlarla da belki durabilmek. Ve onun için bir takım kamusal alanlar, öte yandan da yani kamusal alanın kendisine dair tahayyülümüzün çok kısır olduğunu söylüyorum ama o tahayyülü besleyebilecek zaten herhangi bir toplumsallığa sahip değiliz. Yani şu anki süper kontrollü modernizmden kalma özelleştirmeden geri kurtarılabilmiş, anca elimizde kalmış olan işte o ufak ufak kamusal mekan parçalarıyla da bu kadar tahayyül oluyor belki de. Tabii bir yandan şu da var. Özellikle modernizmden bugünkü ana akım neoliberal kapitalist mimar figürüne, yıldız mimar figürüne baktığımız zaman senin işaret ettiğin bütün bu müşterekler, kamusallık, kamu olma, dinamik ve farklılıkların kutsandığı bir yağın parçası olma yaklaşımından çok uzakta, son derece bireyci, kalıcılığa ve sonuca odaklanan ve aslında bütün bu farklılıkları kutmaktan öte mitik eliyle böyle oradaki hani tüm farklılıkları bütünselleştirici bir tasarım yapan bir ana akım mimarlık pratiğinden söz ediyoruz. Ki aslında bunun ne kadar sürdürülemez olduğunu zaten iklim krizi gerçeğinde tartışıyorduk. Covid-19'da da senin söylediğin gibi çok daha çarpıcı ve çok daha aslında hızlı bir anda görmüş olduk, yapmış olduğu reflekslerle. Bir şeye işaret etmek istiyorum ve bununla ilgili fikrini sormak istiyorum. Aslında bütün bu
Yıldız mimarlık sisteminin ne kadar çatırdadığını şurada da gördük. Bir yandan işte bu uluslararası muazzam bir karbon ayak iziyle birlikte ülkeden ülkeye her gün içinde seyahat eden ve milyarlarca dolarlık vergiler vererek rekortman olan mimar figürünün kendi ofisinde ücretsiz izne ayırdığı ya da işten çıkardığı birçok işini kaybeden o devasa mimarlık bürolarında çalışan insanlar oldu bütün bu salgın sürecinde. Bir yandan da aynı bürolar senin söylediğin gibi henüz daha Mart ayının ilk haftalarında sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcıdan siper ve koruyucu malzeme üretme reklamlarını aslında medyada salıyorlardı ve birçok insan da bunları sosyal medyada paylaştı. Hani bütün burada çok muazzam bir paradoks olduğunu mesela görüyoruz. Evet, belki bütün bu şey içinde yıldız mimar furyası içinde Foster ilginç bir figür olarak konuşulabilir. Çünkü beni şaşırtan bir şekilde, çünkü Foster'ın bence yarısı mimar, yarısı fütürist epey. Ve beni şaşırtacak bir şekilde Foster bu salgın spekülasyonlarına hayır, bu böyle sizin beklediğiniz kadar şey değişmeyecek diyerek kendi sürdürülebilirlik ajandasını tekrar gündeme getirdi. Açıkçası benim mimarlardan gelen tepkiler arasında denk geldiğim en tutarlı, kendi içinde tutarlı vizyonlardan biriydi Foster'ınki. Tabii ki orada, yani Foster'ın kendi ajandası ve kentleşme ve de kent içindeki hareketlilik, mobiliteye dair hayalleri ve de işte vizyonunu yansıttığı bir perspektifti. Ancak beni şaşırtan şeylerden biri, bu tabii ki bir yandan da mimarlık mesleğinin kendi iç, yani kendi deformasyonlarından da kaynaklanıyor. Hala mesela gerçek anlamda bir dayanışmadan söz etmiyor kimse. Mesela sanatçılar arasında bu oluyor. Şu anda işte açık konuşalım, işler kesat, birbirimize nasıl destek oluruz diye bir tartışma mesela sanat camiasında gerçekleşirken mimarlık ofisinde çalışan düzeyini geçtim bence. Daha üst düzeyde ofisler arasında da bir dayanışma yok. Ki bu böyle adı sendika olmak zorunda değil. Ama sendikaya benzer bir dayanışma ve de aslında birbirlerinden haberdar oldukları bir ağla çok daha iyi işlev görebileceklerini düşünüyorum. Sadece şu anda salgın süresi için değil, daha genel olarak. Çünkü en nihayetinde kendilerinden çok daha büyük şirketlerle masaya oturan ofisler bunlar. Ve de aslında güçlü olmaları için yapmaları gereken şey rekabet etmek değil, güçlü olmaları için yapmaları gereken şey bence dayanışma. Ama bu olmuyor çünkü zaten sen de biliyorsun, para zaten konuşulan bir şey değil yani mimarlık mesleğinin içinde. Sanki böyle herkes gönüllü çalışıyormuş gibi, emek zaten paraya çevrilebilir bir şey değil, o emek mesleğe feda. Böyle bence, nasıl diyeyim, şizofren demek istemiyorum ama onun gibi bir tuhaf bir ruh hali var. Yani herkes dünyayı daha iyi yapmak için çalışıyor. Kimse parayla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyor. Ama herkes tamamen kapitalist düzenin içinde işlev görüyor ve de yaptığı her işte ona daha çok hizmet ediyor. Ve de bu teorik olarak tam Tafuri'den beri ortada, 70'lerden beri yani. Architecture and Capitalist Development. Yani o kadar ortada. Bilmiyorum. Çünkü mesela salgının başlangıcında işsiz insanların işsiz kalacağı vesaire falan gündeme geldiği zaman ekonomi kuramcıları
Bu Universal Basic Income herkese eşit gelir teorisini tekrar gündeme getirdiler. Çünkü böyle bir teori zaten ortada vardı. Yani en azından eğer işsizlik belli bir oranın üzerinde artarsa bunu nasıl çözeriz diye düşünülmüştü. Mimarlık için öyle bir şey de geçerli değil. Yani bu kadar aynı şey dijital teknolojinin ilerlemesinde vesaire de gördük. Evet, şimdi işte bir plan artık bir günde çizilebiliyor. Bir plan bir günde çizilebiliyor olunca senin daha fazla vaktin olmuyor. Sen bu sefer daha kısa sürede müşterine projeyi teslim etme sözü veriyorsun. Ya yani böyle bir bilmiyorum. Bir yandan da Aksu Bora'nın söylediği çok hoş bir söz vardı. Dünyayı döndüren şeyin ücretli emek olmadığını gördük bütün bu salgın sürecinde. Bir yandan da aslında bütün bu salgından öğrendiklerimizin çok kritik bir öğrenisi de emeğin yeni kavramlarla ve yeni ilişkilerle tartışılmasının aciliyetini görmüş olduk. Özellikle biz burada COVID-19 ve mimarlık konuşurken mekan konuştuğumuz ana akım mimarlık yapma pratiği içindeki emek şartlarını da tekrar düşünmemiz gerektiği de önemli. Senin söylemiş olduğun gibi programın sonuna gelirken belki böyle biz iki dertli arkadaş sohbeti gibi de gerçekleştirdik ama bütün bu öğrendiklerimizden belki şuradan öğrendiklerimiz üzerinden bir ışık var, bir kaçış yolu bulabiliriz ya da bunun arkasından koşmaya değer diye gördüklerini paylaşmak ister misin sevgili Hülya? Açıkçası şu anda ikinci dalgayı yaşıyor özellikle Avrupa. İkinci dalga ile birinci dalga arasında çok büyük bir fark var. Özellikle zihinsel olarak. Birinci dalgada yaşadığımız o yavaşlamanın ve de yavaşken de aslında bir şeylerin hala yürüyebiliyor olduğunu bu kadar kısa sürede unutulmuş olması çok üzücü bence. Çünkü şu anda kimse yavaşlamadan konuşmuyor. Herkes tamam durum bu, bunun içinde nasıl davranacağız ruh haline girmiş durumda. Chomsky'nin şöyle bir yaklaşımı var bütün bu konuya dair. Diyor ki toplumsal ilişkiler çok karmaşık. Yani buna dair bugünden bir tahayyülde bulunmak ve de o karmaşıklığın ve kaosun içinde herhangi bir öngörüde bulunmak mümkün değil diyor. Bence biraz böyle millennial'lar ve de daha genç kuşakta özellikle böyle öngörülere sanırım ben de biraz daha o kuşaktayım artık. Yaşlandım ama niyeyse daha onlar gibi hissediyorum. Böyle parmağını sallaya sallaya işte dünya şöyle olacak, dünya böyle olacak. İşte mimarlığı da bundan sonra böyle olacak. 1,5 metre mesafeyle falan denilen şeylere tuhaf bir otomatik refleksle karşı duruş bence gelişiyor, geliştiriliyor otomatik olarak. Bilmiyorum, içimizde otomatik yerleşik bir eleştirellik olarak da bakabiliriz. Umarım öyledir. Çünkü bir sürü şeyi bu seviyede eleştirmek gerekiyor bence. Benim pozitif olarak almak istediğim şey bir toplum olarak işleri görmek zorunda olduğumuzu bence tekrar hatırladık. Çünkü her bireysel hareketimizin bir toplumsal karşılığı var. Nerede olduğumuzun, kimi gördüğümüzün, hangi arkadaşımızı öptüğümüzün ve hangi arkadaşımızı öpmediğimizin ne varana kadar. Ve de yani bizim bedenimizle toplumsal vücut, toplumsal beden ya da gezegensel beden, Bofi Berardi öyle diyor, gezegensel bedenin çöküşü diye tarifledi bütün bu salgını. Bizim bedenimizde bu diğer bedenler ve bu gezegensel beden arasında bir bağ var. Bunu böyle tuhaf ruhani bir şekilde söylemiyorum. Daha pragmatik ve de birbirimize olan etkimiz bağlamında söylüyorum. Bunun içinde
yani kendi davranış biçimlerimizi değiştirmemiz yetmiyor. Kendi üretim biçimlerimizi, pratik etme biçimlerimizi, işte mimarlık yapma biçimlerimizi, editörlük yapma biçimlerimizi vesaire de yeniden düşünmemiz gerekiyor. Eğer bir şeyimiz olacaksa, buradan alacağımız pozitif bir şey olacaksa, biraz bunları yeniden düşünmek olabilir diye düşünüyorum. Hem de acilen, iklim krizi de kapıdayken, özellikle sahip olduğumuz imtiyazları, sahip olduğumuz öznellikleri, ilişkisellikleri tekrar düşünmek ve bunları başka açılardan tekrar tekrar sorgulamak çok çok önemli. Dolayısıyla iyi bir yerde bitirdik. Umutlu bir yerde bitirdik bu olanlara rağmen. Çok teşekkürler sevgili Hülya Ertaş gelip paylaştığınız için fikirlerini. Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Evet, COVID-19 ve mimarlık özellikle mekana temas eden pek çok meseleye kısa sürenin el verdiğince değinmeye çalıştık. Fakat belki ilerleyen haftalarda devamında yaparız diye umuyorum. Çünkü mekan dediğimiz zaman bunun aslında imlediği çok farklı ölçekler, çok farklı kullanım biçimleri var. Özellikle salgınla birlikte, pandemiyle birlikte düşündüğümüz zaman biz burada özellikle mimarlık pratiği, mimarlık disiplini üzerinden tartışmaya çalıştık mümkün mertebe. Sevgili Hülya Ertaş'la birlikte Şehir Hepimizin programını izlediniz. Haftaya yine pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Aynı zamanda ekibimizden sevgili Ali Vatansever'e de çok teşekkürler. Rejide bizlere yardımcı olduğu için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.